Zamanın birinde bir ırmak kıyısında bir değirmen varmış. İşte bu değirmeni işleten değirmencinin de bir eşeği varmış. Eşek ömrü boyunca değirmenciye hizmet etmiş. Ama aradan zaman geçince zavallı eşek yaşlanmış, ihtiyarlamış ve hiçbir işe yaramaz olmuş. İşte o zaman değirmenci eşeğe yapmadığı eziyeti bırakmamış. Eşek de düşünmüş, taşınmış. Ben artık çok ihtiyarladım. Hiçbir işe yaramıyorum. Üstüne o kadar da eziyet çekiyorum. En iyisi buralardan alıp başımı gideyim demiş ve değirmenden ayrıldığı gibi kendisini yollara vurmuş. Yolda da düşünmüş. Evet, ben ihtiyar bir eşek olabilirim. Yaşlandım. Hiçbir işe yaramıyor da olabilirim. Hatta tüylerim parlaklığını yitirmiş dahi olabilir. Ama hala sesim çok güzel. İşte ben de pekala Bremen'e gidip orada kendime bir grup kurabilirim diye düşünmüş. Ve yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Yolun üzerinde pinekleyen ihtiyar mı ihtiyar bir köpekle karşılaşmış. Seslenmiş köpeğe. Köpek kardeş, köpek kardeş, ne yapıyorsun yolun ortasında böyle uzanmış? Demiş. Köpek de istemeye istemeye gözlerini açmış ve eşeğe cevap vermiş. Aslında ben bir av köpeğim. Ama görüyorsun ya artık yaşlandım. Çok hızlı koşamıyorum. Gözlerim de çok uzağa göremiyor. Üstüne sahibimden de bir yığın dayak yiyorum. Yatmayıp da ne yapayım demiş. Eşek de köpeğe tekrar şöyle söylemiş. Ben Bremen'e gidiyorum. İstersen sen de gel. Beraber bir grup kurarız. Mesela ben mandolin çalarım. Sense trompet çalarsın. Olmaz mı? Eşeğin bu söylediği köpeğin aklına yatmış. Peki demiş seninle geliyorum. Bundan sonra ikisi beraber yola düşmüşler. Yine bir müddet yol aldıktan sonra bir evin çatısında uyuklayan bir kediyle karşılaşmışlar. Eşek kediye yine sormuş. Kedi kardeş, kedi kardeş, o çatının başına çıkmış da ne yapıyorsun? Kedi de uykusundan uyanmış, gerinmiş, mırıl mırıl cevap vermiş eşek ve köpeğe. Ben demiş, aslında bir ev kedisiydim. Evde ne kadar fare varsa peşlerinden koşar onları avlardım. İşte sahibim de bu yüzden beni çok severdi. Ama görüyorsunuz ya, şimdi çok ihtiyarladım ve artık farelerin peşinden koşacak takatim, gücüm kalmadı. Bütün gün şöminenin başında o sıcaklıkta mıyışıp duruyorum. Sahibim de buna çok sinir oldu ve beni sokağa attı. Ben de işte bu çatının tepesinde böyle uyukluyorum gece gündüz demiş. O zaman eşek kediye de bir öneride bulunmuş. Biz Bremen'e gidiyoruz. Orada bir grup kuracağız. Sen de bizimle gelmek istemez misin? Kedinin aklına yatmış, çok sevinmiş ve çatıdan yere atlamış. Derken üçü birden yollarına devam etmişler. Yine bir müddet gittikten sonra bir çiftliğin çitleri üzerinde var gücüyle öten bir horozla karşılaşmışlar. Ama öyle böyle değil. Akşam olmak üzereymiş ama horoz sanki sabahmış gibi alabildiğine ötüyormuş. Ötüşü bütün dünyayı kaplıyormuş. Eşek horozun yanına yaklaşmış. Horoz kardeş, horoz kardeş, gün akşam oldu. Neden bu kadar çok ötüp duruyorsun? Ben ötmeyeyim de kimler ötsün demiş horoz. Yarın pazar. Pazar günü benim sahibim çiftlikte davet verir. İşte yarın beni kesecek ve suyuma da çorba yapacak. Bense dünyadaki bu son günümde istediğim kadar ötmek istiyorum. O kadar öteceğim ki sesim kısılacak ötmekten. Tek istediğim bu. Bu sefer köpek almış sözü. Demiş ki, yarın kesileceğini biliyorsun da neden kaçmıyorsun? Horoz çaresizlik içinde nereye kaçabilirim ki diye cevap vermiş. İşte bundan sonra eşek horoza da bir öneride bulunmuş. Biz Bremen'e gidiyoruz. Orada bir grup kuracağız. Sen de bizimle gelmek istemez misin?
Horoz çok sevinmiş. Tamam demiş. Ben de sizinle yola devam ediyorum. Derken bizim maceracı hayvanlar Bremen'e gide dursunlar. Güneş karşı dağların arkasından usul usul batmış ve gün akşama kavuşmuş. Etraf alabildiğince karanlığa gömülmüş. Bizimkilerse ormanda gecelemeyi düşünüyorlarmış. Horozu yüksekçe bir ağacın üstüne çıkartmışlar. Bak bakalım demişler. Etrafta geceleyebileceğimiz bir yer var mı? Horozsa ağacın tepesinde bir sağına bakmış, bir soluna bakmış ve çok uzak bir yerde bir ışık görmüş. Aşağıdakilere sevinç içinde bağırmış. Evet demiş, evet karşıda bir kulübe görüyorum ve kulübenin ışıkları yanıyor. Haydi hep beraber oraya gidelim demiş ve hepsi birden toplanıp kulübenin olduğu yöne doğru yürümüşler. Kulübeye yanaşmışlar. Biraz da temkinli adımlarla hareket ediyorlarmış. Öyle ya, tehlikeli olabilirmiş. Hep beraber yaklaşmışlar kulübeye. İçlerinden en uzun boylusu eşek olduğu için camdan içeriye rahatça bakabilmiş eşek. Ve diğerleri eşeğe sormuşlar. İçeride ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Eşek bakmış içeriye. İçeride kocaman bir masa var. Masanın üzerinde envai çeşit yiyecek var. Hatta masanın orta yerinde bir hindi bile var. Etrafındaki arkadaşları bu habere çok sevinmişler. Hep bir ağızdan sevinç çığlıkları atmışlar. Oley demişler, karnımız doydu, şimdiden ağzım sulandı demeye başlamışlar. Ama eşek bir dakika bir dakika demiş. Daha diyeceklerimi bitirmedim. O güzel masanın etrafında 4 tane de silahlı haydut var. Hepsi boyunlarını bükmüşler. Desenize yine aç kaldık ve açıkta kaldık diye söylenmişler. Derken eşek bir öneride bulunmuş. Hepsi üst üste çıkmışlar ve büyük mü büyük bir kule meydana getirmişler. Ve hepsi bu kuleden kendi şarkılarını haykırmışlar. O kadar acayip bir ses çıkmış ki ortaya, içerideki haydutlar korkudan yerlerinden sıçramışlar. Başları neredeyse tavana değecek kadar sıçramışlar ama. Bunu gören hayvanlar hep birden camdan içeriye atlamışlar. Ve korkan haydutları içeriden kovmuşlar. Birisini kedi çırmıklamış, bir diğerinin ayağından köpek ısırmış, bir diğerini eşek çifte atmış. Horozsa eline geçirdiğinin kafasına gagasıyla vurmaya başlamış. Haydutlar korkudan arkalarına bakmadan kaça dursunlar, bizim kafadarlar masaya bir güzel kurulmuşlar ve masadaki yiyecekleri iştahla yemişler. Sonra uykuları gelmiş ve kulübenin bütün ışıklarını söndürüp her birisi keyfince uyuyabileceği bir köşeye çekilmişler. Bizim kaçan haydutlar vardı ya, onlar da ormanın derinliklerinden evi gözetliyorlarmış. Bakmışlar ki kulübenin ışığı söndü. Herhalde demişler bizimkiler kulübeden gittiler. Artık kulübeye dönebiliriz. Ama yine de tam emin olamadıklarından işlerinden birisini görevlendirmişler. Sen gideceksin ve eve bakacaksın demişler. İşte bu seçilmiş kişi kulübeye doğru yürümüş, yürümüş ve kulübenin kapısından içeriye girmiş. Işıkları yaktığında bütün hayvanlar yattıkları köşeden fırlayıp bu haydutun üzerine atılmışlar. Neye uğradığını şaşıran haydut kendisini dar atmış kapıdan dışarıya ve arkadaşlarının yanına gidip içeridekilerin hala orada olduğunu söylemiş. Ve artık 4 haydut ümitlerini yitirmişler ve kulübeyi onlara terk edip oradan uzaklaşmışlar. Ev o kadar rahatmış ki
Bizim Bremen'e doğru yollanan mızıka grubu Bremen'e gitmekten vazgeçmişler ve o kulübede hayatlarını geçirmeye karar vermişler. Hayatlarının sonuna kadar da mutlu mesut yaşamışlar. Her birisi kendi türküsünü, kendi şarkısını söylemiş, kendi masalını yazmış ve anlatmış uzun kış gecelerinde.